Selamünaleyküm Sevgili canım kardeşim. Bak. Ustad Mektubat 225'te şöyle diyor. Ey insan. Hayatın ağır tekalifini omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın ağır tekelifleri var. Yani yapılması gerekenleri var. Mesela Çoluk çocuk sana emanettir, çocuk emanettir, malı emanettir, beden emanettir, akıl emanettir, göz emanettir, ruh emanettir. Yani onun malı, başka bir yerde mesleği de diyor ki, sen onun mülküsün hem de memlüküsün. Ne demek o? Hem de mülkünde çalışıyorsun, üç tane. Hem Allah'ın mülkü sensin, hem mülküsün, aynı mülkü olan sen, sende çalışansın. Görüyor musun? Hem mülküsün, yani aynı şey. Hem mülküsün, ee, sen mülküsün, Allah'ın mülküsün. O mülkte sen çalışansın. Dolayısıyla Allah'ın işine omuz verme. Omuzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp üzme düşme. Ya ne olacak? İhtiyar mı olacağız ya kabire? Nasıl gideceğiz ya? Çocuk çocuk ne olacak ya? Daire ne olacak? Allah Allah. Bu ölecek mi? Ya hatta kabir ne olacak? Sana ne yahu? Hayatın fenasını yani hayatın böyle olumsuzluklarını hele zahirde çirkin gözüken şeyleri düşünüp bak. Düşünüp hüzne düşme. Hüzün ya, yani gönül gönül sızıntısı. Hani bir hadiste öyle diyordu ya peygamber sevgili peygamber aleyhisselam. Cenab-ı Hak Hüzünlü kalbi severmiş. Böyle. Ha 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 hu la kara dansa hüzünlü olmak daha iyi. Tamam. Sonra e, bir de okuyayım. Ey insan hayatın ağır tekalüfünü omuzunu alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinde pişmanlık gösterme. Belki o sefini vücudundaki hayat makinesi hayu kayıma aittir. Masarif ve levazımatını o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesikti gaileri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifenisini, vazifeni güzel gör, ücretini al, Keyfine bak. Yani çocuğundan, kızından, eşinden, kendi sağlığından arzalar olur. Doktorluk olur. Ya niye sahipleniyorsun? Senin değil ki ya. Yani ben sanki bunu söylerken ben buna muhatap değil miyim? Ne kadar sahiplenirsek o kadar azap çekiyoruz. Peki sahiplenmek yanlış mı? Baksana azap çekiyoruz. Demek ki hayatın ağır e, tekalüflerini yani ee, sıkıntılarını omuzunu alma. Gemiye bin, sırtındaki yükü gemiye bırak. Üzerine otur. Şimdi bir adam düşün ki <laughs> gemide ama sırtında yük var. Sirkeciden hareme geçiyor. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Arabalı bak Ya yükümü tut tutuyorum, taşıyorum. Niye taşıyorsun kardeşim? Seni ve beni yükünü de taşıyan gemi. Koşsana gemiye. Otur üstüne. Belki batar. Yani sanki sırtındayken batmayacak mı batarsa. Bak omuzuna alıp zahmet çekme. Senin işin değil o. Allah'ın işini Allah'a bırak. Hayatın fenasını düşünüp yüzüne düşme. Yani öyle ihtiyar oluyorum. Dişim düşüyor. Çocuklar hastalanıyor. Ameliyat oluyor. Kabire gidiyorsun. Korona oluyor. Böyle düşünüp bunu düşünme. Senin işin değil. Tedbirini al. Takdir ona bırak. Yalnız dünyaya emretsiz meyvelerini görüp dünya gelişinden pişmanlık gösterme. Şimdi bu hayata gelişimiz 99 gaye ahirettir. Bir tanesi dünyadır. Yalnız dünyevi emniyetsiz meyvelerini görüp ya niye böyle oluyor? Niye ameliyat oluyor? Ya niye hasta oluyor? Niye burnum akıyor? Niye açlanıyorum? Lan ne olacaktı ki bu dünya başka ne olacaktı ki? Yani herkes farklı bir şekilde muhatap ilahi oluyor. Muhatap oluyor esmaya. O zaman dünyevi emniyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme niye belki o sefine vücudun yani senin bedenin bir gemi aklın bir gemi ruhun bir gemi kalbin bir gemi evin evin bir gemi iş yerin bir gemi koyalım bakalım vücudun bir gemi ruhu koyuyorsun la kardeşim bu gemi ya aklın bir gemi niye böyle düşüncelerini öyle e Sıkıntıya şey yapıyorsun. Aklını bırakken bir gemiye ya. Aklın bir gemi. İçinde ne var? Düşüncelerim var. Ya sahibine bırak. Kalbin bir gemi. Kalp İçinde çoluk çocuk var. Eş var. Mı? Her şey var ya. Ya koyma işte. Kalbe ne kadar girerse o kadar işte yakıyor işte. Sefini vücudun yani vücut gemisi, hayat makinesi Hayuka'yı aittir masarrafı, levazımatını yani gelirini, giderini o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesitli gayeleri, neticeleri var. Ona aittir. Yani hayatın 99 gayesi Allah'a ve ahirete bakıyor. Yani bu kainatın ve insanın yaratılmasındaki maksadı ala bir. Allah Allahlık yapıyor. Allah'ın bir gayesi var. Allah'a ait. Bilmiyoruz. Sonra ahirete sermedi manzaralar oluyor. Bakiye geçecek manzaralar oluyor. Ruhaniler seyrediyor. Tamam mı? Kendimizin istidat ve kabiliyetlerimizi keşfedip inşa ediyoruz. Kendimizi inşa ediyoruz. E bir tane de dünyaya bakan gayesi var işte. Yeme, içme, üreme, dünya üşüme işte. Dünyada bu Allah'ın bu 4-5 tane ana gayesini sürdürebilmek için bedeni muhafaza ediyoruz. Ustad bedeni at gibi diyor. Ondan sonra bu bunun geliri gider ona ait ya aklının geliri, kalbinin gelir giderini biz yapamayız ki ya. Ne kadar kalbe çocuğu koyarsak o çocuğa gelen zahmet o kadar bizi acıtıyor. Allah'ın sana emanetini, Allah'ın malı değil, benim malımmış gibi ha öyle düşünmüyoruz ama öyle oluyor. Acıtıyor insanı. Sahip çıkma, bırak altına girme bu yük ağırdır taşıyamazsın. Bırak mülkü sahibine teslim et. Ne yaparsa yapsın o. İndirecek mi? Kaldıracak mı? Ve o hayatın pek kesretli gayeleri ve neticeleri var. Ona aittir. Peki ben Necim? Sen o gemide bir dümenci neferisin. Bir gemini düşün. Makinası var, makinistleri var, tayfası var, yükleri de var. Koca bir gemi. Sen o gemide bir dümencisin. Ne yapacağız o zaman? Vazifeni güzel gör. Ücretini al. Sonra bir tane kahve söyle. Keyfine bak. Allah Allah. Hesban Allah ya. Mesnevi 225. Allah Allah bak. Vazifeni güzel gör. Ücretini al. Keyfine bak. Şuraya bak. O hayat sefinesi, o hayat gemisi, dümencisin ya. Ne kadar kıymetli olduğunu, ve ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sefine yani bu hayat gemisi Allah Allah hayata gemi diyor ya bedene demiyor ha <laughs> hayat gemisi hayat bu canlılık sıf değil ha böyle bu hayat canlı nasıl diyeyim hayat hayatı tarif edemem ki hayatın içinde beden de var canlıyız ya şöyle diyeyim Bedenimizin içerisinde hayat var zannediyoruz. Oysa bedenimiz hayatın içinde. Şöyle misal olsa olur mu acaba bilmiyorum. Zahirde buz, ama buz nedir? Suyun donmuş halidir. Ee, peki o zaman buzla su ilişkisi nedir? Bu zahirde görünüşte buz suyun dışa vuruşu, dolayısıyla buzun içinde su var. Hakikatta bu suyun içindedir. Niçin? Çünkü bu suyun sıfatıdır yahu. Öne çıkmış. Buhar da suyun sıfatıdır. Kar dolu da sıfatıdır. Öyle değil mi? O zaman görünüşte su buzun içindedir. Hakikatta hayır. Buz suyun içindedir. Buz suyun içindedir. Dolayısıyla bizim hayatımız hayat, hayatın içerisinde bedenimiz var. Biz onun içindeyiz. O hayat sefinesi diyor Risale, baksana. Hayat bir gemi, İçine bedeni koydum. Bedenin içine aklımı koydum. Aklımın içinde e, fikirleri koydum. Başka ne var o gemide? Bedende, akıldan sonra vicdan var. Kalp var, ruh var. Bak birbirinin içine girmiş. Hayat bir gemi, beden değil. Hayat bir gemi, hayat. Hayat gemi olsa içindeki yolcu da sensin. Ne kadar bak o hayat sefinesi, o hayat gemisi ne kadar kıymetar olduğunu, ne kadar güzel faydeler verdiğini. Oh, ne kadar hoş ya. Çilesi bile hoştur ya. Ne kadar çile dahi olsa ölmek istemiyoruz. Niye? E, çilesi, e, sıkıntısı ayrı bir gözlüktür. Mesela sihat, Kainata farklı baktırır, gençlik farklı baktırır, hastalık farklı baktırır, e, fakirlik farklı baktırır. E, yani her bir başımıza gelen hadise bize gözlük oluyor. Hayatı, hayatı farklı görmemize vesile eder. Onun için ne kadar farklılıklar oluyorsa o kadar kaliteli ve zengin oluyorsun. Bak diyor ki ne kadar kıymetler olduğunu, ne kadar güzel faydeler verdiğini ve o sifine sahibi zatın yani bedenimiz de içinde hayatın içinde ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün. Allah benden bana daha yakın değil mi? Rahmetli Rüştü abi şöyle dua ederdi. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ben beni bıraktığım zaman sen beni bırakma derdi. Allah Allah. Çünkü e, sen sana şefkatin birisi Allah'ın 99'dur. Mülk Allah'ındır, inan. Mülk Allah'ındır. Ne kadar kerim ve rahim olduğunu düşün. Mesrur ol. Böyle bir Allah var elhamdülillah. Nasıl bir Allah? Allah beni benden daha fazla seviyor. Benden bana daha yakın. Beni benden daha iyi düşünür. Oh! Ya keşke bunun sırrını varsak ya. Ne kadarlık olur. Kerim ne demek? Kerim iyi şeyleri ikram edip sonra almayan Allah. Onun sevgisini kalbime koymuş ki iman. Alır mı? Ne kadar kerim, ne kadar rahim, rahim olduğunu düşün. Mesrur ol ve şükret ve anla ki vazifeni istikamette yaptığın vakit işte istikamette yapmayınca alameti nedir sıkıntı o. Vazifemi, vazifemizi yaparsak sıkıntı olmuyor. Vazifeni istikamette yaptığın vakit o sefinenin yani hayatın verdiği bütün netaiç, bütün netice bir cihette seni defteri amaline geçer. Sana bir hayatı bakiyi temin eder. Seni ebedi ihya eder. Bir de bir noktayı söyleyeyim ki o da mühim nasıl bir hastalık içimize girmişse ben de anlamıyorum. Her başımıza gelen olayları ya ettim buldum, şefkat tokatı diyoruz, zecir tokatı diyoruz. yani nasıl bu alışıldıysa buna da çok üzülüyorum, çok da kızıyorum. Yani başımıza gelen her şey bir suçumuzun karşılığı mıdır? Hayır ya. Allah Resulü'nün başına gelmişti. Ne yapmıştı? Ustad Bediüzzaman Hazretleri 28 defa zehirlenmiş, 28 de sene hapiste yatmış. İmam Rabbani Hazretleri Hindistan'da neler çekmiş ya? Neler çekmiş ya? Peki ne yapmışlardı bunlar? He? Ne yapmışlardı? Allah dostları ne yapmışlardı? İlle böyle başıma bu geldi. Hmm, e, ümitsizliğe götürmek için e, kim veriyor? Şeytan. Çünkü o ümitsiz. Ümitsizlik, ümitsizliği kim veriyor? Ümitsiz olan. Başımıza bir şey geldi mi? Ha, etdua mı aldım? Lanet mi aldım? Hat mı yedim? Yanlışlık mı yaptım? Yok be kardeşim. İnsanız da her şey olacak ya. Ondan sonra... Yani ne olacak ya? Biz de içeriye girdik. Ne yaptık yani zahirde böyle değil mi? Zahirde şey yoktu ki Allah'ın düşmanına karşısına çıktım ya. Allah mekteplerde, dairelerde onun muhabbeti aşılanıyordu diyor. Ve şualarda, şu 13. şu şualarda yani onu diyor bilinmesi lazım diyor. Ustat diyor, bilinmesi lazım diyor. Bilinmesi uğruna diyor her her gün binlerce kişi asılsa kesilsek azdır diyor tamam. Yani şimdi biz bir şey yaptık. Bunu dedik ya e başımıza bunlar geldi. Keyif alıyorum ya. Çok şükür. Hasta ol Keyif Yani ben hasta olmuyor muyum? Ya geçenlerde e, ondan sonra hem saçı kestirdim kış soğukta. Hem e, hacamat yaptım aynı anda. Hem de olmayacak bir şey. Ben anlat anlatırken ben yanlış yapıyorum. Hacamattan sonra 24 saat yıkanmaması gereken. Ya kan attı diye. Bir de yıkandım mı? Bir soğukta kafa bir rüzgar alacak. Bir de hacamat oldum. Bir de yıkandır mı? Lan haçamattan sonra yıkanır mı? Yaptım işte. Ha. E sonra bir de Sultan Beyliğinden büyük çekmece giderken vücudumda ateş olunca meğer vücut sistem aktif oldu. Ateş olunca camı da açtım. <laughs> Aldık şifayı. İki gün çaktı. Alan sonra ya düşünüyordum biz de hasta oluyoruz. İnşallah ya Rabbi diyorum. Şu andaki sıkıntım. Yatıyorum ha hiç. ancak Namazlarımı kılabiliyorum. Düşün evratlarımı bile okuyamıyordum yani. Onu, okuyamadım yani. Dedim ya Rabbi şu günahlarıma kefaret olsun. Bak nasıl düşündüm? Niye anlattım? Bak şu hatayı yaptım da başıma bu geldi diye demedim. Tam tersini. Ya Rabbi şu hastalığımı şuna kefaret yap ya. Yani tobe savurla şeytan içimde diyor ki olur mu lan bu kadar onu kurtarır mı? Sana ne lan? Sana ne? Şu kadar küçük hastalık o günah kurtarır mı? Ben zaten beleşçiliği öğrendim. Bunu da benim bir tane Rabbim öğretti beleşçi olmayı. Hak etmediğim halde istemeyi, almayı Allah bana öğretti. Nasıl öğretti tobe? Ben hak etmediğim halde beni yarattı. Hak etmediğim halde imanı verdi, sevgisini verdi. Çok seviyorum. Hak etmediğim halde esrar-ı Kur'an olan <laughs> enfusi dersleri verdi. Herkes kendisini bu sözü kendisi düşünsün. Yani ben bunu kendim düşünken ki herkes de öyle düşünsün. Dolayısıyla herkesten en fazla bana verdi. Yarattı, işlikte koymadı, taş toprak koymadı, hayvan etmedi. 24. mektuptan diyorum tamam Hiçlikte kalmadım, varlığa çıktım, taş toprak olmadım, bitki olmadım, hayvan olmadım. Hatta hatta beni şeytan yaratabilirdi, melek yaratabilirdi, insan yarattı. Muhatap oldum, Allah Allah. Ben bunları hak ettim mi? Ya Rab, vallahi Billahi tallahi ben bunlar hiçbirisini hak etmediğim halde verdin. Hak etmediğin halde bana vere vere ben birleşkiliğe öğrendim. Yani hak etmeden istiyorum, hak etmeden de alıyorum. Şimdi de hak etmeden diyorum ki ya Rabbi hak etmedim ama sen Allah'sın. Annemden bana daha şefkatlisin. Çünkü annemdeki şefkati yaratan da sensin. Allah'ım Allah'lığın hatırına. Ey Muhammed'in Rabbi, ey Musa'nın Rabbi. Ey İsa'nın Rabbi olan Rabbim, Rabbi Zülcelal, Allah'ım. Hak etmediğimiz halde istiyorum. Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle. Bu kardeşimi de affeyle. Amin diyeni affeyle Rabbim. Senin için zardı değil ki affetme. Allah affet bizi. Hak etmedik. Ama hak etmediğin halde bana verdiğin için ben istemeyi öğrendim. Sen de vermeyi. Ben de ben istiyorum hak etmediğim halde. Hak etmedim gene. Olsun. İstiyorum. Affet bizi. Allah'ın hatırına, Kur'an'ın hatırına, Arş'ın hatırına, Kürs'ün hatırına. Yaşa, yaşaran gönüller, gönüller hürmetine Ya Rabbel Alemin farkı. Aha, fay fırkatta, hay fırkatta yanan gönüller diyor böyle. Yani alev alev yanan gönüller hürmetine e, sec seç inen yaşlar hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, zikreden diller hürmetine, fikreden akıllar hürmetine, seven kalpler hürmetine, hisseden vicdanlar hürmetine Allah'ım. Hepimize affet. Amin. Ya Rab el Alem, Müslümanlarına, Müslümanların maddi ve manevi, insi ve cinni, e, semavi arzı afatlardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, hıfz eyle, muhafaza eyle. Allah'ım tahammül ver ya, sabır ver ya Rabbi. Beklemeyi öğret bize Allah'ım. Aceleciyiz ya Rabbi. Evet si sihatı vereceksin, afiyeti vereceksin. Ben cenneti de vereceksin ama beklemeyi bilmiyoruz. Allah'ım beklemeyi öğret ya. Beklemeyi bilmiyorum, ben bilmiyorum. Beklemeyi, sabretmeyi değil de beklemeyi bilmiyoruz. Allah'ım beklemeyi de bize öğretme canen. <laughs> iyilerin ruhu uhu. hürmetine ya Rabbi. 124 bin peygamber Ali İslam, 124 milyon evliyanın hürmetine hatırına ve ruhu aliler için Allah rızası için el Fatiha. <laughs> Şimdi bir şey paylaşmak istiyorum tabi. Şimdi Rize'de pazardan bir saradı beni hemşerim. biraz konuştuk. Dedim ya ben Allah'a çok seviyorum. Önemli değil o. O seni seviyor mu? Dedim ki emice öz amcam değil emice deriz. Emice. Vallahi önemli olan o beni seviyor mu sevmiyor mu değil. O benim işim değil. O benim mesleğim de değil. Böyle de vazifem yok. Önemli olan ben onu seviyor muyum? Hı. Ne olmuş yani? Yani sevdin de karşılık var mı? Var dedim ne var dedi kim vahimi geldi sana dedi böyle sert sert tam usta düzgün konuşuyor ama sen ee, dedi ki nereden aldın haberi seni sevdiğini ben onu seviyorum ya dedim anlamadım dedim emice o beni sevmeseydi ben onu sevemezdim ki bak dedim sevmeyen insan yok mu insan oğlunun beşte dördü onu sevmiyor beşte bir iman etti. Allah bizi onları tasdik ettirmek manasına gelen bize ceza verecek. Onları da onaylamış olacak. Şu anda beşte dördü iman etmemiş. Resulullah'ın da öyle. Allah sevdim seni. <laughs> sevdim seni. Yo Allah değişini seviyorum senin dedim. Başladı gülme Gülme ben dedim ki bak Emice eğer Allah beni sevmeseydi ben böyle sevemezdim. Beni affetmek istemeseydi affedilmeyi, affedilmeyi dua edemezdim. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah kabul etmeyeceği duayı, duayı müminin ağzına vermez. Dedim ki Allah beni affedecek. Ola sevdim seni ha. Yaştı bir amcım böyle dedim ki Allah çok hoştur. Elhamdülillah Allah çok hoş. Allah sen, seni sevdiğine delil, senin onu sevmendir. İmam Ali diyor ki radiyallahu anh. bir zat geliyor bedevim. Yayman ben seni çok seviyorum diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Yayman ben seni seviyorum diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Üçüncü kez söyleyince imam diyor ki vallahi beni sevseydim ben de seni severdim. Yani kalbime bu gelirdi yani mail. Eğer Allah sevdirtmese öyle demiyor mu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sevemezsiniz. Yaptırtmasa yapamazsın. Götürtmese gidemez. Seviyor musun? Seviyor muyum ben? Evet. Sevdirtiyor kendisini de ben de seviyorum. Sevdirtmese sevemem ki. Sevemem ki. Nereden biliyorsun seni sevdiğini? Sevmem diremeyeceğim, sevmem. Sevebiliyor muyum? Bu, bu, büyük nimet, devlet. Ümitliyim ondan. Ya, ona ona sevgim var. Seviyor ki sevebiliyorum. Niye? Sevdirtmese, sevemesin ki. Sevemezsin. Hak, et, hak edersen namazını, huzuruna alır seni. Huzuruna dönüyor musun? Namaz kılabiliyor musun? Allah seni huzuruna davet ediyor. Davetini kabul etmişsin. Kabul etmiş seni. Oh elhamdülillah. Çok şükür. Ahireti yapmamakla onu inkar edenleri tasdik hükmüne geçmez mi? Ustad semalarda diyor Mesnevi'de. Küçük Mesnevi'de diyor ki inkar ediyorlar. Biz de iman ediyoruz. Haşa haşa ahireti yapmamakla düşmanlarını tasdik ettir edi, eder mi? düşmanlarıyla, Allah'ın düşmanlarıyla mücadele ediyoruz. Yani onların tahribatını hayatımıza geçirmemeye çalışıyoruz. Peki onun adına bu mücadeleyi edeni Allah ihmal eder mi, bırakır mı? Ne endişe ediyorsun? Neye korkuyorsun? Ümitli ol. Ümitsizliği sana şeytan yaptın. Unutma. Çünkü kendisi ümitsiz. Alçak şeytan. Endişe etme. Namazını kılamamaktan korku. Kork ondan. namazını kılamıyor musun? Kuran'dan bir şey okuyamıyor musun? Ya yani bunlardan korku. Allah tarafından korkma. Acaba affeder mi? Beni şey yapar mı? O o konuda hiç şüphe etme. O Allah annenden fazla seviyor. Annen annendeki şefkati o yaratmışsa o mu yaratmış? Ha? Tamam. Korkma. Ne yapacak? İyi yapacak. Niye? beni benden daha iyi düşünüyor. Beni benden daha iyi düşün. Beni benden daha çok seviyor. O tarafı bırak. Affedecek mi onun iş? E peki ne? Senin işin namazımı kılayım. 5-10 dakika Risale-i Nur'da okuyayım. böyle bir sayfada Kur'an okuyayım. Kahveni de getir. Veya bir çay yap böyle. Çay kurum. Güzel bir çayını koy. Limonlu çayı iç. Balkondan seyret. Kitabını da oku. Dinleyeceksen bir şey Kuranı derse dinle. Böyle dalin abi. Böyle neyse konuştuk onu. Onun gülmesi üzerine kusura bakmayın hemen. Dedim ki Yalçın'ım senle de paylaşayım bunu. <laughs> Allah nereden biliyor diyor. Seni affedeceğini. İnanabilmem inanabilmem işte. Emice ben inanabiliyor mu ya? Biliyor muyum? Evet. İnanabiliyor muyum? Beni affedecek. Hah, o affettiğini deli. Onu Öyle bir şey yapmasaydı sana bu hali vermezdi. Sevdirtmese sevemezsin. İstetmese isteyemezsin. Ya. Çok şükür. Sana diyor ki ya dedi böyle bir Allah biz camilerde duymadık dedi. Ya bu ne biçim Allah o zaman dedi ya. Elhamdülillah. Ya e, camilerde o da çok garibime gitti. Yalçın. Ya bu sevilecek Allah. Hep korkutulmuş ya dile getiremiyorum da. Dedi ki yen hep biz korkmuşuz dedi ya. Korktuğumuz şeye de yaklaşmak pek istemedik. Bizi yakar diye yaklaşmak istedik. Sever diye yaklaşmadık. Sen diyor bir Allah anlatıyorsun bir de camide Allah anlatıyorlar. Mehmet onu Dedi ki camide anlatılan Allah'tan korkuyoruz. Senin anlattığını Allah seviyoruz diyor. Hmm. Ya diyor ikinizin Rabbi farklı mı ya diyor. <laughs> Dedim ki ikisi de Allah'tır. Ama Rabbimiz farklı. Nasıl oluyor dedi? Allah bir, herkes inandığı farklı. O celali bir Allah'a inanıyor, ben cemali bir Allah'a inanıyorum. O celal. Allah'ın celal tarafını görüyor. Ya. He böyle celali korkutma. Ben dedim Allah'ın cemalini, Ben Allah'ı seviyorum. Korku, yani sevmek korkuyu getiriyor bende. Nasıl? Böyle sevilen Allah'a yanlışlık yapmayayım diye korkuyorum. Korktuğum için sevmiyorum. Sevdiğim için korkuyorum. Sonra dedi ki Allah Allah dedi ya. Bu nasıl bir Allah bakış dedi ya.